Merhabalar. Kümeler konusunda açık lisede her sene çıkan bir alt küme sorusuyla karşı karşıyayız. Burada arkadaşlar her dönem sınavında muhakkak gelen bir soru tarzıdır ve sadece yapmanız gereken ise kümenin eleman sayısını saymak. Ne yapıyoruz? Sorumuzu okuduğumuz zaman K kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır? Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Her virgüller arasının bir eleman olduğunu düşünecek olursak 1, 3, burada dikkat edelim 2 ve 4 çengelli parantezin içerisinde ve tek eleman olarak kabul ediyoruz. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 ve tamamı bir eleman 5. O zaman K kümemizin eleman sayısı neymiş arkadaşlar K kümesi? Toplam 5 tane elemanımız var. Bizden istenen ne? Alt küme sayılarını bulmak. O halde şunu diyoruz. K kümesinin alt küme sayılarını bulmak için ne yapıyorduk? Her eleman için 2 kullanıyoruz. 5 tane elemanımız olduğuna göre 1. 2, 2. 3. 4. 5. Ne yaptı bu? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. O halde doğru cevabımız C seçeneği ve unutmuyoruz. Her dönem kümeler konusuyla ilgili bir soru bu şekilde gelmektedir ve 5 puanımız cebimizde. Hemen geçiyorum diğer bir soru. Yine aynı şekilde denklemler konusunda her dönem karşımıza çıkan bir soru tarzıdır. Ve bu soru tarzlarının genelde iki çözümü var. İkisini de kullanacağız. Birinci çözüm arkadaşlar, verilen ifadede tek tek dağıtıyorsunuz. 5 çarpı x eksi 1 eşittir 3 çarpı x artı 7 denklemini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisindedir? Şimdi hemen bunu buraya gönderiyorum. Ve aynı şekilde 5'i gönderiyorum. Ne yaptı? 5x eksi 5 eşittir. Aynı şekilde 3'ü gönderiyoruz iki tarafa da. 3x artı 3 kere 7 21. Şimdi burada bizim denklemlerde bir amacımız var. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani harf ifadeleri bir tarafa, sayıları bir tarafa alıyoruz. Şimdi burada 5x, burada 3x olduğuna göre ben 3x'i göndermem daha mantıklı çünkü daha küçük. O halde 5x eksi 3x. Eksi 5'i karşıya atıyorum. Karşıda 21 var. Eksi 5 de karşıya artı 5 olarak geçer. O halde cevabımız ne oldu? 2x, 5x eksi 3x, 2x, 21 artı 5, 26. Ve x'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyoruz. Ve böylelikle x bilinmeyenimiz 26 bölü 2'den 13. Doğru cevabımız C A seçeneği. Şimdi gelelim ikinci yola. İkinci yolda da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da İkinci yol diyelim. Bu da arkadaşlar çözüm kümesini seçeneklerden gidiyorsunuz. Cevabımız A seçeneği ama biz önce B seçeneğinden başlayalım. Şimdi 5 çarpı B seçeneğimiz 15. X gördüğümüz her yere 15 yazıyoruz. O halde burası ne oldu? 15 eksi 1 14 eşittir. 3 çarpı 15 artı 7 ne yapar? 22. Şimdi 5 tane 14, 70, 3 tane 22, 66. Birbirine eşit değil. O yüzden B seçeneği olmaz. Aynı şekilde C'ye bakalım, A'ya bakalım. 5 çarpı, bu sefer x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 13 yazıyoruz. 13 eksi 1, 12 eşittir. 3 çarpı, 13 artı 7 ne yapar? 13 artı 7, 20. 5 tane 12, 60. 3 tane 20, 60. Denklem dikkat edersek 60 eşittir 60. Bu eşitliği sağladığınız takdirde o zaman doğru cevabımız o kullandığınız sayıdır. O halde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Birinci çözümümüz genel çözüm yolu. X'i yalnız bırakıyoruz. İkinci çözüm yolumuz ise nedir? Verilen sayıları yani seçenekteki sayıları X gördüğümüz yere yazıyoruz ve doğru seçeneği buluyoruz. Hemen geldik diğer soruya ve unutmuyoruz bunları denklemler için kullanıyoruz sadece. Diğer bir soru, denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İki bilmeyenin bir denklem sistemi ve açık lisede her sene bu soru gelmektedir arkadaşlar, unutmuyoruz. Şimdi aynı şekilde bunu da denklem olduğundan dolayı iki tane çözüm yolumuz var. Birincisi genel çözüm yolunu kullanalım. Şimdi burada x'ler var, y'ler var ve sayılar var. Bizim amacımız tek bir bilinmeyene çevirmek olduğundan dolayı hemen şunu düşünüyorum. Bu bilinmeyenlerden bir tanesini yok etmem gerekiyor. Peki nasıl yok edeceğiz? Şimdi bakın 4x var, aşağıda 2x var. 4x ve aşağıda eğer eksi 2x olmuş olsaydı, yani eksi 4x olmuş olsaydı
4x ile eksi 4x'i topladığımda 0 yapardı ve böylelikle x'i yok ederdik. O halde toparlayacak olursak şunu kullanabiliriz. Bilinmeyenleri birbiriyle eşit sayı ve zıt işaretli yapıyoruz. Yani x'in katsayısı 4, o zaman ben burayı 4'e tamamlıyorum. 2 kere 2, 4. Ve aynı şekilde zıt işaretli olmasını istiyorum. Ya alt tarafı ya üst tarafı eksiyle çarpacağım. Buna da şöyle karar verebilirsiniz. Hangisiyle çarparsanız çarpın fark etmiyor. Ama işlem kolaylığı olsun diye bakın. 2 kere 5, 10. Burada sadece 3 var. O halde ben üst tarafı eksi 1 ile çarpayım. Amacımız neymiş? Tekrarlıyorum. Eşit katsayıda zıt işaretli yapmak. O halde düzenlediğim zaman yukarı eksi ile çarptım. Eksi 4x, eksi 3y eşittir eksi 17. Aynı şekilde 2 ile çarptığımda her birini çarpıyoruz. Yani hem 2x, hem 5y, hem de 19'u. 2 kere 2, 4x artı 10y eşittir 2 tane 19, 38. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımız zaman x'ler kayboluyor. 10y'den 3y çıktı 7y, 38'den 17 çıktı 21. Ve y'yi yalnız bırakıyorum. Her tarafı 7'ye böldüğümüz zaman y buradan 21 bölü 7'den 3. O halde y bilinmeyenimiz 3'e eşit. Şimdi diğer bir kural ise y'yi bulduk, şimdi x'i bulmakta. O halde denklemlerden bir tanesini y gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Hemen bakalım. Örneğin 4 çarpı x artı, bunlar çarpı demek biliyorsunuz, artı 3 çarpı y gördüğüm yere ne yazacağım artık? 3 yazacağım eşittir 17. 4x artı 9 eşittir 17. Karşıya attığımız zaman 4x 17 eksi 9. Bu da arkadaşlar 4x eşittir 8. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 2. O halde çözüm kümemiz neymiş bizim? Bir tanesi önce x gelir unutmayın 2. Diğeri ise 3. Yani 2'ye 3 seçeneği, bu da ne oluyor? C seçeneği. Gelelim ikinci yola. Bu bir denklem olduğu için denklemde her ikisini de sağlamak zorunda. X gördüğümüz yere 3 ve Y gördüğümüz yere 2 sırasıyla gideceğiz. A seçeneğini deneyecek olursam X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere 2 yazıyorum. Hemen yazalım. 4 kere 3 12, 3 kere 2 6. 12, 6, 18, 17 eşit değil. A olamaz. B'ye bakalım. 4 kere 3 12, 3 kere 5 15, 15, 12, 27. B de olamaz. D'ye bakalım. 4 kere 2 8, 3 kere 5 15, 8, 15, 23. D de olamaz. Ama E'ye baktığımız zaman 4 kere 2, X gördüğümüz yere dikkat edelim, 2 yazıyorum. 8, 3 kere 3 9, toplamı 17 yaptı, sağladı. Ve her ikisini de sağlayacak. O halde aşağı tarafa da koyduğumuz zaman 2 kere 2 4, 5 kere 3 15, 14, 15, 19. Ve böylelikle iki farklı yolu da kullanmış olduk. İstediğimiz yolu kullanabiliriz. Sevgili arkadaşlar, açık lisede her yıl çıkan 3 farklı soru tarzına baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.